18 Kasım 2024 yeni bir haftaya giriyoruz heyecanlı bir hafta olacak borsalarda hafta boyunca neler yaşanacak neler bizi bekliyor sizlere bir haftaya bakış halinde paylaşmak istiyorum. Öncelikle geçen hafta olanlar önemli. Onu devamını izleyeceğiz. Neydi en önemli konu? Powell'ın açıklamaları. Powell biraz şahince konuştu ve Amerikan borsalarını sert aşağıya aldı. Özellikle Cuma günü epey sert düşüşler vardı. Hafta boyunca da Trump'ın kazanmasından sonra seçimleri yaşanan rally'nin bir bölümünü geriye verdik. Ne dedi Powell temelde? Ekonomi beklerimizden iyi, istihdam sandığımızdan daha iyi. Faiz indirimlerini acele etmemize gerek yok. Piyasa bundan pek hoşlanmadı. Aralık ayındaki faiz indirimi ihtimalini azalttı. Bu da işte hisse senetlerini geriye doğru çekti. Bu Powell'ın şahinleştiği anlamına mı geliyor? Aslında hayır hala bir güvercin sadece faiz indirimlerinin beklenenden biraz daha yavaş olabileceğini söylüyor. Bunda da bir sorun yok. Ekonominin sağlıklı olduğunu gösterir. Ben Aralık ayındaki faiz indirimin hala olacağını düşünüyorum. Ama önümüzdeki günlerde akacak veriler bunu tabi daha netleştirecek. Bir diğer çok kritik gelişme de dün gece yaşandı. Amerika'nın başkanı Biden ki iki ayı kaldı aslında orada. Ukrayna'ya orta menzilli füzeleri kullanma izni verdi Rusya'da. Özellikle de Kurs bölgesinde. Bu tabii Putin açısından son derece tehlikeli. Putin bunu bir dünya savaşı neden olabileceğini söylüyor. Çünkü bu füzeleri Ukrayna askerleri kendileri kullanamıyorlar. Bunların kullanımı özel bir uzmanlık gerektiriyor. Bunu da Amerikalı, Avrupalı askerler gelip yapabilirler. Bu durumda diyor Putin bana karşı savaş artık Ukrayna ile aramdaki savaş değil. Topyekin batıyla bir savaşa dönüşüyor bu. Bu durumda ben de nükleer kullanma hakkına sahibim. Bu da işte 3. Dünya Savaşı endişelerini gündeme getirdi. Bir ara dün Bitcoin buna bir tepki verip sertte düştü. Ben de düşünüyorum bu konuda. Biden ve demokratlar gitmeden önce dünyayı karıştırmak isteyebilirler. Ama sadece iki ay hükmü kalmış bir insanın emriyle hiçbir askerin kolay kolay Rusya'ya füze atmayacağını düşünüyorum. Dün bu arada Rusya'da Ukrayna'ya çok ağır bir hava saldırısı yaptı. Biden'ın bu tepkisinin bu saldırıya cevaben olduğu ve Rus saldırının yavaşlatmayı hedeflediği düşünülüyor. Ama biliyorsunuz Putin'le Trump barış görüşmeleri başlatmak üzereler. Geçen hafta Trump ve Elon Musk Ukrayna'nın devlet başkanına görüştü. Bu barış görüşmeleri nasıl yapalım diye. Türkiye'de Sayın Erdoğan da bu konuda devrede diyebiliyorum. Şu anda sırları donduralım ve barış müzakereleri yapalım. Ukrayna'nın NATO'ya katılmaması en az 10 yıl boyunca garantileyelim ve bu savaş bitsin diyen çok insan var. Bütün bunlar olurken Biden'ın bu kararının çok da ciddi karşılık bulacağını düşünmüyorum. Nitekim şu anda borsalar bu kararı pek aldırmıyorlar. Piyasa açılışı öncesinde borsaların yönü yukarı gibi gözüküyor. Bu daha ziyade masadaki bir pazarlık unsuru olarak kalacaktır diye tahmin ediyorum ama elbette yanılabilirim. Sonuçta bir askeri uzman değilim. Geçen hafta Amerikan üretim sektöründen uzun uzun süre sonra ilk kez olumlu bir haber geldi. Biliyorsunuz Amerikan ekonomisinin büyük bölümü servis ekonomisi. Hizmetler tarafında bir sorun yok. Orada büyüme devam ediyor. Fakat üretim tarafında uzun zamandır hiç büyüme yok. ISM PMI 50'nin altındaydı. Bu da orada daralma olduğunu gösteriyordu. Uzun zaman sonra ilk kez en azından bölgesel bir endekste pozitif bir değişim gördük. Empire State imalat indeksi 31.2'ye yükseldi. Son 3 yılın en yüksek seviyesi bu ve beklentileri aştı. Özellikle yeni siparişlerde ve sevkiyatlarda ciddi yükselişler var. Tamamlanmış siparişler ve geleceklik sermaye harcamalı ise biraz daha zayıftı. Bu güçlü veriye rağmen ISM endeksin 7 aydır daralmaya devam ettiğini biliyoruz. O yüzden durgunluk sürüyor. Fakat bu hafta çok önemli yeni bölgesel imalat endeksleri geliyor. Ve biliyoruz ki 5 tane bölgesel üretim endeksi toplam üretim piyamayı çok kökten etkiliyorlar. Bu hafta gelecekler arasında... Kansas City ve Philadelphia var. Perşembe günü geliyor bunlar. Eğer bu taraflarda da üretim yukarı doğru gidiyorsa ve New York'ta Empire State Endeksindeki kadar hızlı bir büyüme varsa uzun süre sonra ilk kez Amerika'da üretim PMI'ye 50'nin üzerine çıkacak demektir. Bu da resesyon korkularını tamamen uzağa atıyor Asla bakarsanız ve Amerika'nın üretim tarafında da tekrar büyümeye başladığını gösteriyor. Tabi merakla bunları perşembe günü bekleyeceğiz. Cuma günü borsada aşağı alan bir diğer mesele de perakende satışların beklenenden kuvvetli gelmesiydi. Ekim ayında %0.4'lük artış var perakende satışlarda. Ayrıca Eylül ayı rakamları da yukarı doğru revize edildi. Otomobil satışları özellikle bayağı coşkulu gitmiş %1.6'lık artış var. Onun dışına kalan satışlarda %0.1'lik yükseliş var. Restoran tarafında %0.7'lik artış var. Yani bunlar beklenir biraz üzerine geldi. İşte bir önceki gün Powell'ın konuşmasında biraz şahinci olmasıyla ekonomiyle fazla bu canlı gidiyor endişeleri bir yere gelince böyle biraz piyasaları düşürdü. Ama benim perakende satıştan aldığım mesaj Amerika'da resesyon yok. Ben olayı hep şöyle görüyorum. Elbette Fed'in faizleri biraz daha indirmesi iyi olur ekonomi açısından. Ama Fed faizleri indirmeden bile ekonomi iyi gidiyorsa bu benim açımdan bullish yani boğa bir göstergedir. Amerika ekonomisinin temposunun sürdüğünü bana gösterir. Nitekim benim bu görüşümü destekleyen bir raporda Goldman Sachs tarafından yayınlandı. Goldman Sachs 2025 yılında küresel ekonomik büyümenin 2024'e yakın olacağını, %2.7 civarına gerçekleşeceğini söylüyor. Amerika ile ilgili konsensus büyüme 2025 için %1.9'du. Goldman Sachs bunun aşılacağını ve %2.5'lu bir büyüme geleceğini söylüyor. Trump vergilerinin biliyorsunuz gümrük tarifeleri geliyor. Ekonomik büyümeyi biraz yavaşlatabileceği ama büyük şirketlere kumsal vergi indirimleri ve regülasyon tarafındaki gevşemeler sayesinde Amerika'nın güçlü bir büyümeyle 2025'te tamamlayabileceği düşünüyor. Ben de aşağı yukarı bu görüşteyim. Tabii bu borsaların böyle bir koru geçeceği anlamına gelmez. Dün 3 saate yakın bir canlı yayın yaptık Discord üyeleriyle beraber. Ve borsalar hakkındaki beklentilerimi anlattım. Çünkü dalgalı bir süreç bekliyorum. Bütün detayları orada sundum. Siz de Discord üyesi hala olmadıysanız gelin hemen olun. Bütün bu canlı yayınlara da katılın. Altta YouTube katıl üyeleri arasında Discord üyeliği seviyesi seçmeniz gerekiyor. Bunların dışında Amerikan piyasalarının en büyük merakla beklediği haber Trump'ın hazine bakanı olarak kimi atacağı iki aday var burada. Besant ve Lutnik. İkisi de kripto açısından iyiler. Lutnik'in özellikle yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin'u olduğu iddia ediliyor. Ama Besant de yine kripto dostu bir hazine bakanı olacaktır. Elon Musk Lutnik'i destekliyor. Çünkü Lutnik'in daha agresif, daha deli dolu olduğunu ve sistemi daha hızlı bir şekilde sallayacağını düşünüyor. Ama piyasalarda şu anda Besant'in seçeceği daha öne çıkıyor. Besant da yine kripto dostu, yine Amerikan hazinesindeki sorunların farkında, burada ciddi tasarrufa gidilmesi gerektiğini biliyor ve. Sistemsel düşünme olgunluğu daha iyi bir insan diye düşünüyorlar. Benim tahminime göre eğer Ludwig seçilirse özellikle kripto tarafında bir coşkulu ralli daha yaşanır. sen seçilirse de bir sorun olmaz ikisi de. Çünkü kripto dostlar yeni dönemde Trump yönetiminin kripto dostu olacağı kesin gibi. Ama yeni dönemde Trump yönetimi sadece kriptolara dost değil, otonom sürüşe de dost olacak gibi gözüküyor. Bu da şu anda Tesla hissesine yarıyor. Dün sızan haberlere göre Trump'ın ekibi tamamen otonom araçlara yönelik bir federal çerçeveye öncelik vermeyi planlıyorlar. Bu anlama geliyor? Amerika biliyorsunuz eyaletlerden oluşuyor ve her eyalet kendi kanundan üretebiliyor. Fakat bazen federal kanunlar çıkarılıyor. Federal kanunların çıkarılması için genellikle iki partinin uzlaşması gerekiyor. Fakat çıkarsa bu kanunlar ne anlama geliyor biliyor musunuz? Amerika'da otonom sürüşün önünde eyaletler seviyesinde çıkarabilecek engeller epey azalacak. Bu da otonom sürüşe geçiş sürecinin çok hızlanacağı anlamına geliyor. Çünkü Tesla ve bütün otonom sürüş firmaları şu anda eyalet eyalet mücadele etmek zorundalar. Bir federal çerçeveyle bu süreç çok hızlanacaktır diye düşünüyorum. Tesla da bu da olumlu tepki verdi. Şu anda açılış öncesinde 15 doların üzerinde değerine eklemiş durumda. %4.5'lük bir yükseliş anlamına geliyor. Tabi borsa açılınca bunu koruyacak mı beraber göreceğiz. Her şekilde Tesla için çok olumlu bir haber. Çünkü Tesla'nın değerlemesinde otonom sürüşün katkısı çok büyük. Oradaki en büyük endişe acaba regülasyon teste engel olabilir miydi? Özellikle demokratlar kazansaydı regülasyonu Tesla'nın ve Elon Musk'ın aleyhine bilgisayar olarak kullanacakları kesildi. Trump yönetimi ise tam tersi bakıyor. Burada daha enteresan bir gelişme de bu süreç için yeni ulaştırma bakanının Emil Michael olacağı düşünüyor. Emil Michael eski bir Uber yöneticisi. Mikromobilite, otonom sürüş gibi konulara çok yakın birisi. Bu düzenleme çabalarına öncülük öncelik edecekmiş. Biliyorsunuz Uber'le Tesla da arası iyi. Hatta Uber'in CEO'su dedi ki Elon ben savaşmam. Kötü bir rakip olursa savaşmak için işbirliği yapmak isterim. Ve otonom taksileri kendi filanımızı katmak isteriz dedi. Yani bu yönden hakikaten Tesla için olumlu haberler oldu bunlar. Geçen hafta Perşembe günü Tesla geri çekilmişti Amerika'da. Bu vergi teşviklerinin elektrikli arabalarla ilgili azalması haberleriyle. Şimdi o kaybın bölümünü telafi edecek gibi gözüküyor. Nvidia ile ilgili haberler var. Dün Nvidia ile ilgili uzun bir video yaptım. Onu mutlaka izleyin. Çarşamba günü Nvidia bilançosu geliyor. Dünyanın en değerli firmasının bilançosu bütün borsayı kökten etkileyecek. Onun Blackwell yapay zeka çiplerinin ısınma sorunları yaşadığına dair bir haber çıktı. Information isimli bir online magazinden geldi bu. Benim açıkçası hiç ciddiye almadığım bolca böyle asparagas haberi olan bir sitedir. Ama böyle bir ısınma sorunu varsa bile Nvidia çeşitli mühendislik ayarlamalarıyla bunu çözeceğini söylüyor. Ve raf tasarımlarını yeniden ayarlayarak bu işi halledebileceklerini söylüyor. Yine de tabii Nvidia açısından umutsuz bir gelişme oldu. Bir de Nvidia'nın küresel gerginliklerden nasıl etkileneceği epey tartışılıyor. 2021'de Nvidia'nın gelirlerinin %25'i Çin'den geliyordu. O şimdi %12'ye kadar düşmüş durumda. Daha da geriye gider mi? Nvidia ile ilgili yine pek çok korku ve endişeyle gidiyor bilançoya. Dünkü videoyu izleyin uzunca inceledim. Tabii tehlikeli bir bilanço çünkü Nvidia ucuz bir şirket değil. Ama kendi iç dinamiklere baktığımızda normal değerlemesine giden bir şirket aslında. Çarşamba gelecek bilançosu sadece Nvidia'yı değil bütün borsayı etkileyecek. Bir de önemli haber de SMCI ile ilgili. SMCI Cuma günü kendisine verilen sürenin sonuna geldi. Nedir bu? Biliyorsunuz SMCI 2023 bilançosunu bir türlü raporlayamıyor. Çünkü denetim firması da çekildi. Biz bunu denetlemeyeceğiz dedi. Yani güvenmiyoruz SMCI'nin vergi sayıları dedi. Bundan dolayı Cumartesi günü son gündü olarak baktığımızda. Eğer SMCI ilgili bir açıklama getirmezse endekslerden atılabilir. Yani artık işlem yapılamaz bir sahne gelebilir. Bu çerçevede epey endişe vardı piyasalarda. SMCI Cuma günü piyasalar kapandıktan sonra yaptığı açıklamada pazartesi günü nazlı bir plan sunacaklarını ve delist olma riskini atlatacaklarını söyledi. Valla ne olacak bunu kimse bilmiyor ama SMCI eğer delist edilme riskini atlatırsa bence şu anda ucuzlamış durumda. Bu ise 100 dolar bölümü öncesi 1000 dolarken aşırı pahalı diyordum. Şu anda da bana ucuz geliyor. Delist edilme riskini atlatırsa yukarı doğru gider. Bundan dolayı ben de burada görüyorsunuz küçük bir pozisyon açtım. Cuma günü kapanışa doğru hafif karda. Şu anda 118 civarında yukarıda gözüküyor hisse. Bu açıklamalarından dolayı yükseldi. Tabii koruyabilir mi bilmiyorum. Böyle küçük bir kumar. Ben de oynadım. Merakla izliyorum. Bu arada çok delikodu var bu konuda da işte SMCI Nvidia'nın en büyük üçüncü müşterisiyle Nvidia bundan etkilenir mi diye. Etkilenmez. Belki kısa vadede bir etkilenme olabilir ama neden derseniz Nvidia'nın ürünlerini alıyordu SMCI. Onun üzerinde belli katma değerli işler yapıp raflara yerleştirip soğutucuları ekleyip sonra gidip esas müşterilere satıyor. Yani Google gibi Amazon gibi hyperscalerlara. O yüzden SMCI gerçekten bir müşteri değil. Bir aracı. Onun yerine Dell gibi Oracle gibi başka çözümler de var. Nitekim işler oraya da kaymaya başladı. Kısa vadede belki etkisi olur ama uzun vadede Nvidia etkileyecek bir gelişme değil bu. Ve haftanın bilançoları bu haftada oldukça önemli bilançolar akmaya devam ediyor. Salı günü Walmart geliyor. Walmart benim porfümde olan hisselerden birisi. Merakla bekliyorum. Walmart hem Amerikan ekonomisinin nereye gittiği konusunda ciddi bir gösterge hem de özellikle Dow Jones Endeksinin çok ciddi bir bölümünü oluşturuyor. Bu nedenle Walmart'ı heyecanla bekliyoruz. Çarşamba günü Nvidia geliyor. Dün uzun uzun konuştuk ama çarşamba günü aynı zamanda Snowflake ve Palo Alto da geliyor. Palo Alto siber güvenlik dünyası nasıl gidiyor konusunda bize bir ipucu olacak. Snowflake biliyorsunuz kabaca biraz Palantir'e benzetilir. Palantir coştu gidiyor. Snowflake o yarışa katılacak mı katılmayacak mı bilançodan sonra göreceğiz. Çarşamba günü yine pek çok Türk yatırımcısının çok sevdiği Neo'nun bilançosu geliyor ve Target bilançosu geliyor. Target Amerika'da yine tüketimin nereye gittiği konusunda önemli bilanço olacaktır diye düşünüyorum. Haftanın kritik bilançoları bunlar. Bakalım neler getirecekler birlikte izleyeceğiz. Ve bazılarını Discord üyeleriyle canlı yayınlarda birlikte değerlendireceğiz. Siz de henüz diskodu iyi olmadıysanız gelip katılın. Evet haftaya bakış böyle. İnşallah herkes için hayırlısı olur diye düşünüyorum. Pozitif bir hafta olacağına dair ümitliyim. Geçen haftaki geri çekilişlerin hem S&P 500 hem Nasdaq'a teknik destek seviyelerine ve trend line'lara geri getirdiğini düşünüyorum. Buradan tekrar yönümüz yukarı olabilir ama tabii. Ama tabii ki gelişmeler ne getirecek bilmek kesin değil. Önümüzdeki dönem Amerika ekonomisinde ve siyasi yapısında köklü değişimlerin yaşanacağı bu dönem. İşte dünkü Biden'ın Ukrayna'ya füze kullanma izni verme gibi tuhaf şeylerle karşılaşılabilir. Heyecanlı günler o yüzden önemi asla elinizden bırakmadan yatırıma devam diyorum. Sevgiyle kalın, saygıyla kalın.